Merhaba, ben Doktor Ayşe Güçoğlu. Bugün size çoğunuzun merak ettiği, hekimlerine sorduğu, bazen cevap alıp bazen cevap alamadığı bir soruya ışık tutmaya çalışacağım. Kas kaybı neden olur? Yani biz kilo vermeye çalıştığımız zaman kastan, yağdan konuşmaları hep yapılır ya. Bu kas kaybı ne demek? Ve biz bunun önüne nasıl geçeriz? Bunun sebebi nedir yani? Neden bazıları kilo verirken işte kaslarını kaybeder ve sallanarak zayıflar, öyle söyleyeyim. Hani en sevimsiz tarafı. Biraz bu konunun metabolizmasını işleyeceğiz. Şimdi bir kere yani kas dediğimizde, kas kaybı dediğimizde daha çok değil mi? Oradan protein çekme, yani kastaki proteinleri alıp enerji için kullanmaktan bahsediyoruz. Bunu aklımızın bir yerinde tutalım. Kasların içerisinde bir protein var. Biz onu oradan alabiliyoruz. Şöyle mesela bunlar bizim kol kaslarımız olsun. Burada bir madde var. Protein demeyelim. Bir X maddesi var. Ve biz bu maddeyi kullandığımız için kilo verdiğimiz esnasında buradan bir kayıp yaşıyoruz. O X maddenin ne olduğuna gelmeden önce biz ona ihtiyaç duymadan nasıl metabolik olarak enerji üretiyoruz? Lütfen rica ediyorum, tekrar onu hatırlayacağız. Neydi amacımız? Enerji. Enerji neydi? ATP, son ürün burası. Gitmek istediğimiz yer burası. Buna gidecek yollarda neler var? Bizim şeker dediğimiz glikoz, ama bu glikozun önünde mesela sütteki laktoz da glikoz oluyor, peynirdeki galaktoz da glikoz oluyor, sonu ozla bitenler işte sukroz da glikoz oluyor. Yani masa şekeri, peynir, süt, baklagil, ekmek, pasta, börek, tatlı, şekerin kendisi en sonunda glikoz oluyor ve o bu yola gidecek. Bu seçeneklerden bir tanesi enerji için. Başka enerji seçeneğimiz neydi? Yağlardı. Aklımıza gelecek işte zeytinyağından, tereyağından, fındık, badem, fıstıktaki yağlara kadar her türlü yağlar da diğer seçeneğimizdi. Demek ki ikinci seçeneğinde burada yağlar olması lazım. Şimdi burada iki tane seçenek gözüküyor ama bir üçüncüden bahsedeceğim. Şimdi bu ikisi buraya gidecek ve bize ATP oluşturacaklar. Tamam. Şimdi biz daha çok beslenme işinden işte kilomuzu verelim dediğimizde hem karbonhidratları hem bir miktarda tabii yağlı yememe alışkanlığı da oluyor kilo vermek için kalori hesabıyla. Bütün toplam kaloriyi azalttık diyelim. O zaman vücut şunu yapmak istiyor. Şimdi ben içeriye gireni, şurası hücre olsun, tamam mı? Yani ağzımdan içeriye koyacağım toplam kaloriyi azalttım. Karbonhidratları azalttım, işte yağları azalttım. Toplamda diyelim ki 2500 kalori yiyorken kalori hesabıyla diyet yaparak 1500 kaloriye düştüm. Yani burada benim kilo vermem gerekiyor değil mi? Evet, kilo veriyoruz işte. O şekilde kalori hesabı kilo vermenin bedeli olarak kas kaybından bahsedeceğim de konuyu oraya bağlayacağım. Ben normalde 2500 kalori alırken 1500'e düştüm. Şunların miktarlarını bayağı azalttım. Dolayısıyla hani giren çıkan hesabıyla esasında benim enerji açığım olduğu için kilo kaybetmem lazım ve bu olur. Fakat bu esnada şuradaki X maddesi nasıl devreye girer? Şöyle anlatalım. Biliyorsunuz bizim bu enerji ürettiğimiz bir enerji zincirimiz vardı. Biz buna elektron transport zinciri diyorduk ve bu zincirin birinci ve ikinci noktalarından ham madde girerken 5'ten ATP'miz çıkıyordu. Şimdi birden ne yapıyorduk? Glikozu sokuyorduk. Şeker buradan giriyordu. Yağlar da 2'den giriyordu. Burada bir sorunumuz yok. Biz hem 1'den gireni hem 2'den gireni azalttık. Dolayısıyla buradaki enerji azaldı ama o yüzden de toplam kalori azaldığı için vücut bir yerlerden o enerjiyi karşılayabilmek için işte yağı mağı eritmeye çalışıyor. Biz yağdan kaybetmeye, yağımızı eritmeye çalışıyoruz. Fakat her zaman niye öyle olmuyor da sırf yağdan kaybetmeyip kastan da kaybediyoruz konusu. Şimdi bu iki enerji zincirinin şu ikisinin arasında yani 1 ile 2'yi biz metabolik düğmeler diyelim buraya. Şimdi burada düğme var. Bir düğmesi, iki düğmesi. Glikoz yakabilir, yağ yakabilir. Glikoz yakabilir, yağ yakabilir. Bu metabolik düğmeler biz yaşlandıkça bir tür paslanma geçiriyorlar. Ve aslında yağ yakmaya yönelik düğme geriye dönüyor ve sürekli olarak bu glikoz yakan birinci düğme daha iyi çalışıyor. Bu düğme tembelleşmeye başlıyor. Çünkü biz sonunda anlatacağım yani neden öyle olduğunu. Yaptığımız bazı sebeplerden sürekli bir düğmesi çalışıyor.
ikiye kolay dönemiyor ve bu enerji zincirinde glikoz üstünden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E şimdi biz aç kalmaya çalışıyoruz, az yemeye çalışıyoruz. Az şeker yedik, az yağ yedik. Şuradaki yağın da mesela vücudumuzdaki yağ olarak içeri girmesi lazım, değil mi? Eğer benim kalorim azsa şurada göbeğimdeki yağın da buraya tekrar yağ olarak gitmesi lazım. Burada bu trigliserit tekrar yağ asidi olacak, değil mi? Yemişim gibi vücudumdan gelmesi lazım. Ama şu göbeğimdeki yağ buraya gidemiyor. Çünkü ben zaten orijinalinde bu iki düğmeyi kolay kolay birbirine döndüremiyorum. Metabolik switch'im zaten yavaş. Yani aç kaldığımda da, her şeyi az yediğimde de göbeğimdeki yağ da yağ düğmesinden gidemiyor. O orada duruyor. E glikozu da azalttım. Karbonhidrat da yemiyorum. Çok daha az kalori alıyorum. Hala niye kilomu kastan veriyorum da yağdan veremiyorum? Bir, göbeğindeki yağı yağ düğmesine sokamıyorsun çünkü ikisi birbirine dönmüyor. Ha, şimdi gelelim kas konusuna. Bu birinci düğme var ya, glikozun girdiği yer. İşte bunun kabul ettiği bir tane daha ham madde var. O da işte buradaki amino asit. Bunun adı, şununla yazalım yine, glutamin. Glutamini pek çok yerde duymuşsunuzdur. Yani bizim kaslarımızda ve her tarafımızda en çok olan amino asit glutamindir. Ve glutaminin çekilebileceği en kolay yer, bize vücut için en lüzumsuz yer aslında kaslardır. Çünkü glutamin başka yerlerde de var ve orada çok lazım. Ne yapıyor vücut? Sen aç kaldın, az yiyorsun, göbeğindeki yağı bu düğmeye sokamıyor. Glikozu da azalttın. Mecburen birinci düğmeden sokabileceği glutamini gidip kastan çekiyor. Yani sen az yediğinde kilo veriyorsun ama işte o kiloyu vermeyi kendi göbeğini yakamadığın sürece kasından çekerek veriyorsun. Glutamin amino asidini yakıt olarak kullanıyorsun. Hatta hani korkutmasın sizi ama kanser de böyle çalışır. Biz zaten bu tarafı kullanmak istemez. Şekeri kullanır. Şekeri bulamazsa da hani kanser kaşeksiz denir. Böyle hastalığın sonuna doğru çok zayıflar hastalar falan. Yani o sırada kasları çekip kullanmıştır. Tamam, bu videodan öğreneceğimiz şey şu. Eğer vücudumuz yağ yakma düğmesini zaten kullanamıyordu ise, biz aç kaldığımızda da göbeğimizdeki yağı da o düğmeden içeriye sokamayacak. Bütün kaloriyi azalttığımızda, glikoz olmadığında, yani şeker yemiyoruz, karbonhidratlı yemiyoruz ya, gidecek, bizim glutaminlerimiz çekecek. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu düğmeyi açmak zorundayız. Kaslarımızı korumak için ve bu hattı kapatıp, bu hattı böyle göbekten kalçadan çekebilmek için. Tamam, onun için çok mucizevi şeyler mi gerekiyor? Bu ikisinin birbirine dönmesi yaşlılıkla azalan bir şey. Neden? Çünkü biz hiç ara vermeden yediğimizde ve daha çok tabii ki hazır işlenmiş karbonhidratlı falan yediğimiz o kiloyu alacağımız dönemlerde nasıl yiyoruz? Bunları yiyoruz. Sebze yiyerek o kadar kolay kilo alınmıyor. İşte o zaman bu düğmeyi paslandırmış oluyoruz. Bu iki düğmenin bu tarafa kayabilmesinin birinci şartı uzun aralık. İşte uzun aralıklı oruçlar falan filan hikayesi buradan geliyor, değil mi? İf buna deniyor. Fakat burada ben ifi her zaman ne yapıyorum? Cifle değiştiriyorum. Çünkü sirkadiyen olması gerekiyor. Yani bizim akşamdan sabaha kaldığımız uzun aralıklı açlık en çok bu düğmeyi çalıştırır hale geliyor. Çünkü vücuda gençlik sinyali veriyor. Gençken vücut küçücük bir aç kaldığında bile hemen yağ yakabilir. Öyledir zaten. Eskiden çok az rejim yapıp hemen kilo verirken sonra veremez olursunuz. Ne oldu bana dersiniz? Tiroidinize vesairenize bakarsınız. Veya sırf yağdan verirken kaslarınızı kaybedip hani sallanmaya başlarsınız kilo verdikçe. İşte hikaye bu düğmelerin birbirine dönmemesiyle oluyor. Demek ki tekrardan arayı açmamız gerekiyor. Birinci kural, yemek aralarına aralık vermek, 4 saat aralık falan, bunları biliyorsunuz, kolay. Ama ilk kural akşamdan sabaha aç kalmak. Biz ne dedik orada? 17'den sabaha kadar aç kalırsan o zaman metabolik switch düğmenin paslanmasını azaltırsın. Ne olmuş oluyor o gece boyunca? Burası açıldığı için artık bire zaten biz yiyecekleri de az yiyoruz, rejimdeyiz. Yani karbonhidrat yemiyoruz. Buraya da giren yok ama glutamin gelebilir, kasımızdan çekebilir. Biz bu açlıkla kastan almak vücut normalde istemez. O yaşlılık belirtisidir. Yağ varsa onu almak ister. Biz bu açlıkla buradaki göbek yağımızı ham madde olarak gönderebilir hale geliyoruz. Dolayısıyla kaloriyi azaltarak kilo verme çabası ve azalmış kaloriyi çok geniş bir şekilde hani sık yiyerek güne yayma çabası kasları korumuyor, değil mi? Hani çok protein aldık, kas kaybı yapmayalım falan, öyle çalışmıyor. Onun için özellikle de
Hanımların daha çok, çünkü testosteron bir miktar kas hacmini koruyor. Kadınların kilo verirken, kilo verdikten sonra kollarının, bacaklarının sarkmaması için, oradaki kasların sıkı olması ve içlerindeki glutamini kaybetmemesi için önce uzun aralıklarla vücudunun kendi yağını yakabilir hale gelmeleri gerekiyor. Hatta öyle ki toplam kaloriyi azaltmak bile önemli değil orada. Siz 5'ten önceye, demiştim ya 2500 kaloriyken 1500'e ininiz. Siz 2500'ü gene 2500 alın ama gidin dur 5'ten önceye koyun. Yani rakam değişmese bile toplamda içeri giren, siz saati değiştirdiğinizde gece boyunca bu düğme çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla kasınıza gideceğinize, gideceğine göbeğinize gidecek şey yapmak, ham madde kullanmak. Evet, videomuzu özetleyelim. Videomuzun özeti şu, kilo vermeye çalışırken kaloriyi azaltmak eski bir bilgiydi. Sık sık yemek eski bir bilgiydi. Ve ben yağdan mı kastan mı kaybettim konusunun da temel meselesi, yağı gövdenin yakabilmesi için metabolik düğmelerin şeker ve yağ yakan başlıklarının birbirine dönmesi için ona zaman vermek. Yağ yakabilmek gece uykuda, açlıkta maksimum olan bir durumdur. Dolayısıyla açlık halinde kilo vermek isterken sonrasında sarkmamak için bizim o haldeyken vücudumuzda iç organ yağları, işte istemediğimiz göbek, kalça neyse, o kilo olan yağların gitmesini istiyorsanız onları bu düğmeye üstünden yakıt olarak sokmanız lazım. Yoksa bunu yapmayıp toplamda az yiyorum zaten ben, kaç kalori yiyorum ki derseniz kilo kaybedersiniz ama kilo kaybının bir kısmı yani göbekteki yağı çekip kullanamayacağı için kastakini çekecektir, glutamini. Dolayısıyla kaslarınız gevşeyecektir. Yani işin biyokimyasal en temel özeti de şu. Glutamin de vücuttaki en çok bulunan amino asit ve kasların hacmini yapıyor. Glikoz da birinci yolağı kullanır. Dolayısıyla bunu kullanamayanın glikozu kestiğinde kullanacağı yol budur. Glutamindir, kas kullanımıdır. Dolayısıyla buradaki en büyük trik, sıfır karbonhidratlı yedim, şu kadar kalori azalttım değil, akşamleyin metabolik düğmelerin ikinci kısmına geçebilecek kadar aralığı geceye vermektir. Ancak böyle kalori de saymadan kaslarımızı koruyarak sadece istenmeyen yağlardan kurtuluruz. Çünkü vücut zaten gece açlıkta tek yaptığı iş o zaten. Yani iç organ yağlarını kullanmak, depo yağları kullanmak. Ona o iş için zaman vermemiz lazım. Videonun özeti böyleydi. Beğenir, paylaşırsanız veya abone olursanız çok sevinirim.